Kadın cinayetleri kadına karşı işlenmiş her suça karşı Edirne Belediyesi olarak tüm kadınlarımızın yanında olduğumuzun bir kez daha bilinmesini isterim. Edirne Belediye Meclisi Belediye Başkanı Recep Gürkan Başkanlığı'nda yapıldı. Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda toplam 9 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantı öncesinde gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Recep Gürkan, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesine, kadın cinayetlerine dikkat çekti. Öncelikle yarın 5 Aralık, 5 Aralık Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından 1934'te Türk kadınına dünyada birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı verilişinin 86. yıl dönümü. Bu vesileyle Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canını vermiş bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Başkan Gürkan ülkede neredeyse her gün yaşanan kadın cinayetlerine değindi. Kadın cinayetlerine karşı devletin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, güvenlik güçlerinin, sivil toplum örgütlerinin bir çaba, bir arayış içerisinde olduklarını belirten Gürkan en son Edirne'de yaşanan kadın cinayetine dikkat çekerek bir insanın başka bir insanı öldürmesi, bir insanın başka bir insana şiddet ve tacizde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez dedi. En son geçtiğimiz hafta içerisinde maalesef Edirne'de de bir kadın cinayetine hepimiz tanık olduk. Aile içi anlaşmazlık gerekçesi ne olursa olsun bir insanın başka bir insanı öldürmesi, bir insanın başka bir insana şiddette bulunması, tacizde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez. Cinsiyetler farklı olabilir. Hepimiz sonuç itibariyle bir millete veya bir cinsiyete mensubuz. Kadına şiddeti, tacizi, tecavüzü, cinayeti çocuklar için de aynı şekilde kim yapıyorsa yapsın, nereden olursa olsun hangi inançtan, hangi etnik kökenden, hangi siyasi görüşten olursa olsun hepsini lanetliyoruz. Elbette hepimiz öncelikle kendi çevremizi, kendi bölgemizi, kendi şehrimizi bu anlamda korumak, kollamak ve bu tür sapkınlara karşı da daha sağlam tutmak mecburiyetindeyiz. O yüzden Edirne'de kadınlarımızla ilgili öteden beri yaptığımız çalışmalar bundan sonra da hiç ara vermeden devam edecektir. Bu bir siyaset meselesi değildir. Bu bir insanlık meselesidir. Bu bir insan olma meselesidir. Edirneli kadınlarımızla beraber kadın hakları, eşitlik hakları ve özellikle kadın cinayetleri, kadına karşı işlenmiş her suça karşı Edirne Belediyesi olarak tüm kadınlarımızın yanında olduğumuzun bir kez daha bilinmesini isterim. Bu vesileyle geçtiğimiz hafta çalıştığı iş yerinde hunharca katledilen, öldürülen Nilay Karaarslan kardeşimize de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. İki evladı kaldı geriye. Nilay'ın annesi babası tarafından bakılıyor, sahip çıkılıyor. Biz de kadın meclis üyelerimizle Edirne Belediyesi olarak bu anlamda üzerimize düşenin tümünü yapmayı buradan bir kez daha ilan ediyorum. Bu konuda tamamıyla o ailenin yanında olacağız. Başkan Gürkan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinden bir yıl sonra 1935 yılında yapılan ilk seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 18 kadın milletvekili girdiğini ve bu 18 kadın milletvekilinden birisinin de Edirne Milletvekili Doktor Fatma Şakir Memik olduğunu hatırlatarak, biz topluma örnek olması için 4 yıl önce Fatma Şakir Memik'in ismini kale içinde açmış olduğumuz kadın merkezine verdik. Onun ismini yaşatarak herkese de örnek olmasını arzu ettik. Cinayete kurban giden kadınlarımızla ilgili de önümüzdeki dönemlerde yapacağımız çalışmalarda onların da hatıralarını yaşatmak için isimlerini vermeye devam edeceğiz dedi. Türk kadınla seçme seçilme hakkı verilişinin ertesi yılında yani 1935'te yapılan ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Türkiye'de 18 kadın milletvekili girmiştir. Bu 18 kadın milletvekilinden birisi de gururla söylemek gerekir ki Edirne Milletvekili Doktor Fatma Şakir Memik. Topluma örnek olması için, genç kızlarımıza, evlatlarımıza örnek olması için geçtiğimiz 4 yıl önce Fatma Şakir Memik'in ismini kale içinde açmış olduğumuz kadın ver merkezimize vermiştik ve onun ismini yaşatarak herkese de örnek olmasını arzu ettik. Yine bu bağlamda cinayete kurban giden kadınlarımızla ilgili de önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarda onların da hatıralarını yaşatmak için onların isimlerini de vermeye devam edeceğiz.